Sayısal elektronik dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde kodlama ve kodları işlemiştik. Bu dersimizde ise Boolean kuralları ve lojik ifadelerin sadeleştirilmesiyle devam edeceğiz. Öncelikle Bool kurallarını göreceğiz. Daha sonrasında bu kuralları kullanarak sadeleştirme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Ve son olarak doğruluk tablosunun çıkarılmasını göreceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Bool matematiğinin temelini hipotezlerin matematiksel ifadeler şeklinde ifade edilmesi oluşturur arkadaşlar. E, Boolean matematiğinin gelişim süreci içerisinde e, kuralları birçok kez değişmiş ve e, sembolleri de değişime uğramıştır. Ve e, sonrasında 1904 yılında bu kurallar e, basılmıştır arkadaşlar. E, oluşturulan bu kuralların Claude E. Shannon tarafından elektronik elemanlarla uygulanması sonucu e, bu kuralların anahtarlamalı sistemlerde kullanılabileceği açıklandı. E, bu anahtarlamalı sistemlerde lojik devrenin temellerini oluşturuyordu arkadaşlar. Lojik devreler ikili moda göre çalışır ve giriş çıkışları sıfır veya bir değerlerinden birisini alabilir. Böyle devrelerde cebirsel veya grafiksel yöntemlerle sadleştirilebilirler. sadeleştirilebilirler. Lojik devrelerin sadeleştirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi bu bool cebirinin kullanılmasıdır arkadaşlar. Bir başka deyişle bool kuralları dijital devrelerin sahip oldukları girişlerin etkilerini açıklamak ve verilen bir lojik eşitliği gerçekleştirebilecek en iyi devreyi yani en basit devreyi belirlemek amacıyla lojik ifadeleri sadeleştirmede kullanılabilir. Sistemde girişlerimiz genellikle alfabenin ilk harfleriyle gösterilirken çıkışlarımız ise alfabenin son harfleriyle belirtilir arkadaşlar. Şimdi bazı önemli bul kurallarıyla başlayalım. Temelde bul matematiği ve veya ve değil Mantıksal işlemlerinden oluşum. sembolik bir sistemdir arkadaşlar. Burada ve mantıksal işlemi işlemini aslında çarpma işlemiyle veya işlemini toplama işlemiyle ve değil işleminde tümleyenle ifade edebiliriz arkadaşlar. George Bull mantıksal bu temel mantıksal işlemleri kullanarak toplama çarpma çıkarma bölme gibi Hatta karşılaştırma işlemleri gibi işlemleri yapabiliyordu. Bu işlemler temelde ikili işlemlerdi. Dolayısıyla bu sebeple birbirlerinin tersi olan iki durumla açıklanabiliyordu. Yani doğru ya da yanlış gibi, evet ya da hayır gibi, açık ya da kapalı veya bizim sayısal sistemlerde kullandığımız bir ya da sıfır gibi ifade edilebiliyordu arkadaşlar. Başlangıçta bu sistem pratik görülmüyordu. Sonraları ise yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu matematiği dediğimiz ve bu kuralların bütünü daha sonra Bool kuralları olarak isimlendirildi. İkili sayı sistemleriyle bu kuralları birleştirdiğimiz zaman ise sayısal elektroniğin temelleri oluşturuldu arkadaşlar. Şimdi her sistemin kendi içerisinde kuralları olması gibi, Boolean matematiğinde de çeşitli kurallar var. Şimdi sırasıyla bu kuralları görelim. Temel bazı kurallardan bahsettikten sonra işte birleşme dağılma gibi diğer ya da önemli olan De Morgan kuralı gibi diğer kurallardan da bahsedelim. Şimdi temel özelliklerine baktığımızda burada hemen hemen tüm sistemlerde karşımıza çıkan e, toplamada etkisiz eleman, çarpmada etkisiz eleman ya da toplamada çarpmada birim eleman gibi özellikler içeriyor bu kısım arkadaşlar. Şimdi bu sistemde e, yani Boolean matematiğinde toplamada etkisiz eleman dediğimiz eleman sıfır elemandır arkadaşlar. Dolayısıyla sıfır elemanını herhangi bir değişken ya da bir ifadeyle topladığınız zaman sıfırın hiçbir önemi yoktur. E yanında to yanında topladığınız ifade neyse sonucunuz ona eşit olacaktır. Örneğin burada bakın sıfırla ile A toplama işleminde sonucun A olacağı, işte 0 ile toplamının sonucun 0 olacağı, 1 ile 0 toplama işleminde sonucun 1 olacağı. Yani sıfırın yanındaki diğer elemanın durumuna göre sonucun değişeceği gösterilmiş. Burada etkisiz eleman olarak 0 kullanılmış ve bu sistemde 0 toplamada etkisiz elemandır diyoruz arkadaşlar toplamın işlemine e, paralel bağlı sistemle de denk e, olarak görebiliriz e, çarpmada etkisiz elemana gel gelecek olursak çarpmada etkisiz eleman olarak bir e, değerini kullanıyoruz arkadaşlar yani bir sayısını herhangi bir sayıya sayıyla ya da ifadeyle çarptığınız zaman birin herhangi bir önemi olmuyor arkadaşlar çarpmadan kaynaklı olarak bir ile çarptığınız ifade sonuca yansıyor Örneğin burada gördüğünüz gibi, Bakın A ile 1'i çarpmış. Yani şuradaki A 0 ise sonucumuz 0, 1 ise sonucumuz 1 olacak. Yani A değeri neyse sonucum ona eşit olacağını gösteriyor. Bakın burada 1'in hiçbir etkisi yok çarpma işleminde. Aynı şekilde 0 ile 1'in çarpımı 0, 1 ile 1'in çarpımı 1 şeklinde gösterilmiş. Ve burada çarpma işleminde yine seri bağlı iki elemanın şeklinde de düşünebiliriz. Yani paralel bağlantı toplamayı temsil ederken seri bağlantı çarpmayı temsil edecek arkadaşlar bu ürünce Toplamada birim elemana gelecek olursak toplamadaki birim elemanımız bir arkadaşlar. Yani bir elemanıyla hangi sayıyı ya da ifadeyi toplarsanız toplayın sonucunuz bir olacak arkadaşlar. Örneğin burada bakın a'nın sıfır ya da 1 olmasının hiçbir önemi yok. Çünkü 1 ile topladığımız için sonucum. 1 olacak arkadaşlar. 0 ile 1'i topladığınızda tekrar sonucunuz 1. 1 ile 1'i topladığınızda yine sonucunuz 1 olacak arkadaşlar. Buradaki toplama işlemi aslında e, yaptığımız standart toplama işleminden farklı arkadaşlar. Burada iki sayının toplamını e, e, yapmıyoruz. Burada sistemsel olarak yani bu iki sayının e, terimsel olarak karşılığı bu işlem sonucunda sonucumun on mu off mu olma durumu ya da e, lojik bir mi lojik sıfır mı ya da doğru ya da yanlış gibi böyle terimsel olarak bir karşılığını alıyoruz. O yüzden 1 artı birin durumu yani ikisi de olumlu bir durum, lojik bir durum olduğu için sonucumuzun da lojik bir olacağını ya da 5 voltluk bir sistemde iki tane 5 voltluk bir sistem aktif bir sistem varsa tüm sistemin aktif olacağını söylemek gibi bir durum arkadaşlar bu. Çarpmada yuton elemana gelecek olursak bu da tabii ki sıfır eleman arkadaşlar. Hiçbir ifade ya da değer fark etmeksizin sıfır elemanını e, herhangi bir sayı ile de ifadeyle çarptığınız zaman sonucunuz e, otomatik olarak sıfır oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada a'nın sıfır ya da bir olmasının hiçbir önemi yok. Sıfır çarpımından kaynaklı olarak sonucumuz sıfır. Aynı şekilde diğer iki e, örnekte de sonucumuz sıfır şeklinde gösterilmiş. Yine aynı şekilde buradan çarpılma işlemi için sıfır açık e, anahtarıyla, örneğin bu kapalı anahtar olsa bile hiçbir ifade yok hiçbir değeri yok çünkü burada bir tane açık anahtar varsa sonucunuz açık anahtardır şeklinde gösterilmiş arkadaşlar yine aynı şekilde bakın yukarıdaki devrede e, a anahtarı açık olsa bile benim kapalı bir anahtar biri ifade eden kapalı bir anahtarım varsa e, şu iki yoldan birini tercih edecek bakın dolayısıyla benim bir üzerinden devrem tamamlanacak yani şuradaki a anahtarın hiçbir e, önemi yok şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar Ters elemana gelecek olursak, ters eleman aslında tümleyenle de ifade edilebilir. Burada bir değişkenin, örneğin sıfır sayısının değilini bir olarak alacağız arkadaşlar. Değişken bir ise değili sıfır şeklinde olacak. İşte bu da birin tersi sıfır, ya da sıfırın tersi bir şeklinde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Buradan bir ifadenin ya da değerin değilinin değili kendisine eşit olacak ki bunun da üçüncü durumda şurada görüyoruz. Ee, örneğin şurada A sıfırken A'nın değili bir, e, A birken A'nın değili sıfır ve A'nın değilinin değili kendisine eşit şeklinde görülmüş arkadaşlar. Şu kural önemli. Devam ediyoruz. Toplamı ve çarpma işlemlerini temel olarak bakacak olursak, bakın buradan A artı A'nın değili bir şeklinde yazılmış. Çünkü A sıfır olduğu zaman bakın A'nın değili bir olacak. A bir olduğu zaman A'nın değili sıfır olacak. Dolayısıyla toplama işleminde bir tane bir varsa sonucun bir olacak arkadaşlar. Aynı şekilde sıfırla birin toplamı birden kaynaklı olarak yani birim elemandan kaynaklı olarak sonucun bir. Bakın yine şurada birim eleman birin bulunmasına kaynaklı olarak sonucun bir arkadaşlar. Aynı şekilde burada devre yapısıyla da görecek olursak toplama işlemi paralel bağlı devreden devreye karşılık geliyordu. Bakın burada A anahtarı açıksa A'nın değili kapan anahtar olacak ve sonucunda benim yine bir ifadesi yani kapalı anahtarlık durumu karşıma çıkacak arkadaşlar. Bakın burada çarpma işlemi için A çarpı A'nın değili. Burada dediğim gibi çarpanlardan bir tanesi sıfır ise diğerinin hiçbir önemi yok. Sonucum direkt olarak sıfır olacak arkadaşlar. Çünkü sıfır çarpma işleminde yutan elemandır burada bakın a'nın bir olması hiçbir şey ifade etmez çünkü değerinden 0 sıfır gelecek ve bir tane sıfırı bulduğum için sonucum sıfır olacak aynı şekilde şu kısımda da bir tane sıfır olduğu için sonucum sıfır aynı şekilde burada da içeride yutan elemanım olduğu için sonucum sıfır arkadaşlar bakın burada şu anahtarı yanlış yapılmış şurası kapalı olacak a anahtarı açık bir anahtarsa a'nın değili kapalı bir anahtar ama açık bir anahtarım varsa sonucum açık anahtardır yani sıfır durumudur arkadaşlar e, aynı şekilde şurada diğer bir toplama işleminde bakın A artı A'nın sonucu A'dır. Yani burada A'nın değeri neyse sonucum olur. 1 ise bakın sonucum 1. 0 ise sonucum 0'dır arkadaşlar. 0 ile 0'ın toplamı 0. Yine aynı şekilde 1 ile 1'in toplamı 1 arkadaşlar. Bakın paralel bağlı devreyle gösterilmiş. 2 tane A değeri, 2 tane A paralel anahtarı varsa bakın A'nın değeri 0 ise yani açık anahtarsa Sonucum açık anahtar, a'nın e, değeri kapalı ise ikisi de e, sonucum yine kapalı anahtar olarak karşıma çıkacak arkadaşlar. Yine çarpma işleminde bakın burada a çarpı a'nın değeri sonucu a olduğu gösterilmiş. Yine dediğim gibi 1 çarpı 1'in sonucu 1 olacak, 0 ise 0 ve sonucum 0 olacak arkadaşlar. Aynı şekilde burada özetleyen durum. Bakın burada iki tane açık anahtar seri halde birbirine bağlanmış. Seri bağlantı V devresine yani çarpım devresine karşılık geliyor. Toplama işlemi ise paralel devreye ve veya devresine karşılık geliyor arkadaşlar. Bakın burada iki tane açık anahtar. Dolayısıyla sonucum açık anahtar. E, A değerim kapalı anahtarsa sonuç olarak kapalı bir anahtar karşıma çıkacak arkadaşlar. Evet temel özelliklerden sonra e, önemli birkaç tane özelliğimiz var. Bunlara bakalım. Sabit kuvvetlilik e, özelliği bunlardan bir tanesi. Burada herhangi bir A ya da B fark etmez. Herhangi bir terimi istediğiniz kadar toplayın birbiriyle aynı terimi ya da istediğiniz kadar aynı terimi birbiriyle çarpın. Sonucunuz o terimin kendisidir arkadaşlar. Bu sabit kuvvetli, kuvvetlilikte e, özelliği bunu açıklar. Bakın A artı A sonucumuz A'dır. Yani A'nın 1 olma durumunda sonucum 1. A'nın 0 olma durumunda ise sonucum 0'dır arkadaşlar. Burada milyonlarca ay toplasanız da sonucunuz A'nın kendisine eşit olacaktır. Aynı şekilde çarpma işlemini de aynı durum söz konusu. Bakın A ile A'nın çarpımı sonucumuz A. Yani A'nın 1 olması durumunda sonucum 1. A'nın 0 olması durumunda sonucum 0 olacak arkadaşlar. İşte burada yine binlerce A'yı çarpsanız da sonucunuz A'ya eşit olacak. Değişim kanunu. Değişim kanunu herhangi bir sisteme mesela burada veya toplamayı veya ile özdeştirdik. Şu veya kapısı ise bakın şöyle AB dersek aynı şekilde bu devre arkadaşlar girişlerin BA şeklinde olsa da birbirine eşit olacak. Aynı çıkışı üretecek arkadaşlar. Değişim özelliği bundan bahseder. Aynı şekilde çarpma işleminde A çarpı B ifadesi B çarpı A ifadesine eşittir arkadaşlar. Birleşme kanununa gelecek olursak Bakın şuradaki parantezin aslında herhangi bir kısmı birleştirilmesi ve başka bir değişkenle toplama durumunu farklı şekillerle açıklamış. Bakın burada a artı b parantez içerisinde artı c ise bunun a artı b artı c'nin parantez içinde olma durumunun eşit olduğunu. Hatta buna biz şöyle b artı ac şeklinde ekleyebiliriz arkadaşlar. Bunların hepsi a artı b artı c'ye eşittir. Aynı şekilde bakın a b çarpımının Parantez dışında c ile çarpımı ifadesi b c çarpımının parantez içerisinde olup a ile çarpımına eşitken aynı şekilde bakın bunu b çarpı a çarpı c şeklinde yazabiliriz. Bunların hepsi a çarpı b çarpı c ifadesine eşittir arkadaşlar. Dağılma kuralına gelecek olursak burada iki farklı dağılma kanunumuz var arkadaşlar. Bir tanesi çarpımın toplamın üzerine dağılması diğeri ise toplamın çarpım üzerine dağılması arkadaşlar. Örneğin burada bakın şu ifade çarpımın toplam üzerinde dağılması kanunu. Burada A çarpı ilk çarpım işaretimiz parantez içine girerken ikinci işaretimiz parantezleri birbirine bağlayan işaret şeklinde karşımıza çıkacak. Örneğin bu işlem bakın A çarpı B artı A çarpı C şeklinde yazılabilecek bu çarpımın toplam üzerine dağılma özelliği arkadaşlar. Aynı şekilde bakın toplamın çarpım üzerine dağılma özelliğinde de bakın buradan aslında şuradan gitsek daha mantıklıydı. Yani şurada toplamın ters olmuş bu birazcık. Yani şu kısmı şöyle desek daha mantıklı. Yazsak daha anlaşılır olacak. Şu kısımda toplamın çarpım üzerine dağılma arkadaşlar. Bakın burada A artı B yani ilk işaretim e, parantez içindeki işareti oluştururken ikinci işaretin parantezler arası işareti oluşturuyor. Bakın A artı C şeklinde yazılabilecek. Bu da toplamın çarpım üzerine dağılma özelliği. Bu iki özellik çok önemli özellikler arkadaşlar. Sadeleştirme işlemlerinde en çok kullanılan özelliklerden bir tanesi. Devam edelim. Yutma kanunu e, burada aslında temel olarak bazı özellikleri bildiğimiz zaman diğer özellikleri çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Bu özellik onlardan bir tanesi. Mesela burada bakın şu ifadeyi A parantezine aldığım zaman 1 artı B şeklinde çevirebiliyorum. Bakın burada şu kısım birim eleman toplam işleminde birim elemana karşılık geliyor. Dolayısıyla B durum B'nin ifadesinin değerinin ne olduğu umurumda değil. Çünkü burada bir tane 1 varsa şu kısmın sonucu 1'dir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da A çarpı 1'e eşittir. Burada tabii bir etkisiz elemandır çarpma işleminde. Dolayısıyla bu işlemin sonucunda A'nın değerine bakar. Yani A0 ise sonucum 1 A1 ise sonucum 1'dir. Dolayısıyla sonucum A şeklinde bulunabilir. Yani yutma kanunu bu kadar ezberlemenize gerek yok. Zaten kendi içerisinde sadeleştirme işlemini ya da belli kuralları uygularsanız bu sonuca ulaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde bakın şurada çarpımın toplum üzerine dağılmasını uygulayalım. Örneğin A çarpı A artı A çarpı B şeklinde yazalım. Buradan şu kısım A artı AB şeklinde karşıma çıktı. Bakın burada A parantezini alacağım. 1 artı B karşıma çıkacak. Şu kısım e, yine toplama işlemindeki birim eleman özelliğinden. Bakın şurada bir ifadesi varsa B'nin herhangi bir önemi yok. Burası 1 sonucunu alacak arkadaşlar. Buradan A çarpı 1'e elde edeceğim. Dolayısıyla burada da. 1'e bakılmaksızın bir burada etkisiz elemandır çarpma işleminde. A elemanı neyse sonucum ona eşit olacak. A0 ise 0, B, A1 ise 1 sonucuna ulaşacağım. Dolayısıyla sonucum A ile değişecek arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bulabiliyoruz. Basitleştirme kanunu yine aynı şekilde bu kuralı da ezberlemenize gerek yok. Buradan yine örneğin şurada toplamanın çarpma üzerinde dağılımını kullanalım. Bakın şu kısımdan bahsediyorum. Şimdi A artı A'nın değili çarpı A artı B şeklinde bu ifadeyi yazabiliyorum. Bakın şu kısım toplam işleminin özelliklerinden bir tanesi. Burada A değerim 1 ise değili 0. Dolayısıyla toplam işleminde bir tane birim varsa ya da A sıfırsa A'nın değili 1 olacak. Bir tane biri her halükarda elde edeceğim. Dolayısıyla şu kısmın sonucu 1 olacak arkadaşlar. 1 çarpma işleminde etkisiz elemandır. Dolayısıyla a artı b'nin değeri neyse sonucum ona eşit olacaklar arkadaşlar ve bakın burada sonucu a artı b şeklinde vermiş. Aynı şekilde şurada çarpımın toplam üzerine dağılımını kullanalım. Bakın a çarpı a'nın değili artı a çarpı b şeklinde bu ifadeyi yazabiliyorum. Şuradaki a çarpı a'nın değilinden içerisinde bir tane sıfır olacağı için yani a birse değili sıfır olacak ya da a sıfırsa değili bir olacak. Her durumda çarpma işleminin içerisinde bir tane sıfır karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bu şu kısım sıfıra eşit olacak arkadaşlar. Ve sonucunda A çarpı B'ye eşit olacak. Şurada gösterildiği gibi. En önemli kurallardan biri daha de demorgun kanunları arkadaşlar. Burada aslında temelde değil alma işlemine dayanıyor de demorgun kanunları. Örneğin şurada bakın sadece bir ifadenin değilini, kullandık şimdiye kadar. Fakat ikili bir ifadenin değilini alıyorsanız, bakın bu sadece a'nın a'nın ça değili çarpı b'nin değili eşit değildir arkadaşlar. Burada ikili ifadenin üzerinde değil varsa, siz çarpma işleminin de değilini almak zorundasınızdır ve çarpma işleminin değili, değili toplama işlemine eşittir arkadaşlar. Burada e, şu kısmın, bakın a'nın değili artı b'nin değili şeklinde dönüşeceğini bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bakın ikili ifadenin tamamen üstünde kesi, kesiksiz, e, kesintisiz bir çizgiyle değil ifadesi var. Dolayısıyla burada değil işlemini alırken A'nın değili ve toplamanın değilini çarpım şeklinde olacak ve B'nin değili şeklinde bu ifadeyi yazacak, yazacağız arkadaşlar. Tabi burada değilinin değili kendisine eşit oluyor. Bunu da bilmemiz lazım. Mesela şunun bir daha değilini alırsam ben. Bakın burada A çarpımın değili artı ve B'nin değili B şeklinde karşımıza çıkacak bu. Evet, devam edelim. Boolean kurallarını kullanarak lojik eşitliklerin sadeleştirilmesi. Evet, burada sadece örnekleri yapacağım arkadaşlar. Şimdiye kadar gördüğümüz kuralları çeşitli ifadelerin sadeleştirilmesinde kullanacağız. ya da bazı ispatlar yapacağız arkadaşlar. Mesela burada örnek bir de şu iki eşitliğin birbirine eşit olduğunu ispatlayın demiş. Bakın şu kısımda burası aslında toplamın çarpım üzerine dağılımı yapılmış açılmış hali arkadaşlar. Bunu zaten görebiliyorsunuz ama bunu göremeseniz bile şu şekilde yapabiliriz. Örneğin ben şuna x diyecek olursam bakın x çarpı a artı c bunu nasıl yazabiliyorum? Bakın x çarpı a artı x çarpı c şeklinde yazabiliyorum. X dediğim ifade neydi? A artı B ydi. Yani A artı B çarpı A artı A artı B çarpı C değil mi? Şu kısımda A çarpı A artı B A artı A çarpı C artı B C şeklinde yani çarpımın toplam üzerine dağılımı şeklinde düşünebiliriz buradan. Şimdi bakın A çarpı A'nın değeri 1 ol, pardon A olacak arkadaşlar. Şurada B çarpı A'yı bulduk. Şu kısma geldik. Ee, şurada A çarpı C, şurada da B çarpı C var karşımızda. Şimdi şu kısmı, şu kısmı e, A parantezine alacak olursam, şöyle diyelim. A parantezinde 1 artı B. Artı şu kısmı da C parantezine alırsam, C parantezinde A artı B şeklinde karşıma çıkacak. Bakın şu kısım 1, Hatta şöyle yapalım. Burasını paranteze almayalım. Şöyle yapalım. AC artı BC diyelim. Bakın şu kısım bir. Şurada e, şu ikisini de birden sonra şu ikisini de tekrar A parantezine alacağım. A parantezinde 1 artı C artı BC olarak karşıma çıktı. Bakın 1 artı C sonucum 1. Burada A kaldı ve sonucum A artı BC olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Şöyle düzgün yazalım. Dolayısıyla ne yaptık? Bakın A artı B şu kısmın e, çarpma işleminin şu toplama işlemi üzerine dağılmasını kullandık arkadaşlar. Aslında A artı B çarpı A artı A artı B çarpı C işlemini teker teker açtık. Daha sonra kendi içerisinde e, çeşitli Boolean matematiği kurallarını kullanarak e, sonucumuzun A artı B işte olduğunu bulduk arkadaşlar. Evet. Yine aynı şekilde bir ispat sorusu. Bakın bu iki eşitliği e, bu iki ifadenin birbirine eşit olduğunu ispatlayın demiş sorumuz. Bakın yine aynı şekilde burada e, toplamın çarpım üzerine dağılma özelliğini kullanırsam yani A artı A çarpı A artı B'yi kullanırsam şurası Hatta buna gerek bile yok şu an. Aynı sonucu elde edeceğiz çünkü. Şöyle yapalım. Bakın bunu a parantezine alırsam 1 artı b. Buradan şu 1 artı b kısmı 1'e eşit olacak ve a çarpı 1 değeri de a'nın değerine eşit olacak arkadaşlar. Devam edelim. Yine bir ispat sorusu. Bakın buradan çarpımın toplam üzerine dağılmasını kullanacağız. Yani a çarpı a artı a çarpı b ifadesi. Buradan şu kısım bakın. A'ya eşit olacak. Ve burada A artı AB'yi bulacağım. Şimdi bunu da A parantezine alırsam bakın 1 artı B karşıma çıkacak. Şu kısım 1'e eşit olacak ve sonucu A olarak bulunacak arkadaşlar. Diğer örneğimize geçelim. Bakın yine bir ispat sorusu. Şimdi burada e, toplamın çarpım üzerine dağılma özelliğini kullanacağım. Bakın A artı A'nın değili çarpı A artı B. Bakın şu kısımda e, A1 A 1 ise A'nın değili 0, A 0 ise A'nın değili 1. Yani her durumda ben şu e, ifade içerisinde bir tane 1 elde edebiliyorum. Toplam içerisinde bir tane 1 varsa sonucum 1'e eşit olacak arkadaşlar. Ve buradan 1 çarpı A artı B ifadesi karşımıza çıkacak. Ve çarpma işleminde 1 bir, bir etkisiz eleman olduğu için burada A artı B'nin değeri neyse sonucum ona eşit olacak. Dolayısıyla sonucum A artı B şeklinde karşıma çıkacak. Devam edelim. Yine bir ispat sorusu. Bakın hemen burada çarpımın toplam üzerine dağılmasını uyguluyorum. A çarpı A'nın değili artı A çarpı B şeklinde. Bakın şurada çarpma işleminde A çarpı A'nın değili. Yani A 1 ise A'nın değili 0 ya da A 0 ise A'nın değili 1 olacak. Her durumda buradan bir tane sıfır gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla çarp işleminde bir tane sıfır varsa sonucum direkt sıfır olarak bulunacak arkadaşlar. Ve bunun sonucu sıfır artı AB şeklinde karşıma çıkacak. Ve buradan AB sonucumu bulmuş olacağım. Evet bir diğer örneğimiz. Bakın burada De Morgan kanunu var. A artı B artı C üç değişkenli yapının ifadenin üzerinde kesintisiz bir değil işareti var. Dolayısıyla buradan ben bunun değilini A'nın değili çarpı B'nin değili çarpı C'nin değili şeklinde yazılacağını zaten biliyorum. Aslında bu çok bir anlamlı olmamış bu örneğimiz. Yani bu demor kuralından geliyor arkadaşlar. Toplamın değili şöyle yazalım. Değili çarpımdır. Bunu bilerek işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Devam edelim. Evet sadeleştirme ifadesi var burada. Bakın şimdi buradan şu iki ifadeyi A parantezine alırsam 1 artı B şeklinde karşıma gelecek. şu kısım toplama işlemindeki birim eleman özelliğinden 1'e eşit olacak ve bu kısım komple A'ya eşit olacak. Ve sonucu şu anda A'nın değili B artı A'ya kadar indirgendi. Şimdi burada toplamın çarpımın üzerine dağılmasını uygulamak istiyorum. Yani A artı A'nın değili çarpı a artı b şeklinde yazacağım. Şuradan bir sonucunu elde edeceğim. Ve sonucu a artı b şeklinde karşıma çıkacak. Evet bir diğer örneğimiz burada. Üç terimden oluşan iki tane ifadem var. Burada ortak olanını bulmak istiyorum. Bakın a'nın değil ortak, a'nın değil ortak, c ortak ve c ortak. Yani dolayısıyla şu iki terimi a'nın değili c parantezine alırsam bakın buradan B'nin değili artı B ifadesi gelecek. Artı A B'nin değili ifadesi karşıma gelecek arkadaşlar. Bakın şu kısım 1'e eşit olacak. Dolayısıyla sonucum A'nın değili C artı A B'nin değili şeklinde bulunacak arkadaşlar. Evet yeni örneğimizde devam edelim. Verilen örnekte gördüğünüz gibi sanki ifadenin en sade hali karşımızdaymış gibi duruyor. Fakat aslında öyle değil arkadaşlar. Şimdi biz paranteze alma işlemini genellikle işte a'nın değili artı a'yı elde etmek için ya da b'nin değeri çarpı b gibi terimleri elde etmek için yani toplamı 1'e eşit olacak ya da çarpımı 0'a eşit olacak şekilde bu terimleri elde etmek için paranteze alma işlemini kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer paranteze alma işlemini yaptığınız zaman böyle terimler karşınıza çıkmıyorsa aslında bu çok da basitleştirme işlemi gibi sayılmıyor. Yani örneğin mesela şurada AB terimiyle BC terimi içerisinde bakın B terimi var. Buradan B teriminin parantezine alsak bu iki ifadeyi B çarpı A artı C'yi elde edeceğiz. Herhangi bir sadeleştirme işlemi yapamayacağız. Ya da bakın şurada A'nın değili C terimiyle BC ifadesinin C, ifadesini C parantezini alsak A'nın değil B'ye artı B R çarpı C ifadesini elde edeceğiz. Yine bir sadeleştirme işlemi yapamıyoruz. Dolayısıyla böyle fonksiyonlar karşımıza çıktığı zaman Burada parantezi alma işlemi yerine e, genişletme işlemini uygulayacağız arkadaşlar. Genişletme işleminde yaparken e, bütün ifade içerisinde değili olan terime bakacağız. Değili olan terimi örneğin burada mesela A teriminin değili de var. E, burada A terimini kendisini ya da değilini içermeyen tek ifade BC ifadesi. İşte bu BC ifadesini A terimini içerecek şekilde genişleteceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Bakın AB artı A'nın değili C'yi aynen yazıyorum. Bakın BC ifadesini A artı A'nın değili şeklinde e, bu ifadeyle çarpıyorum. Şimdi burada zaten şu kısmının 1 olduğunu biliyorum. Yani şu büyük ifadenin ise şu kısmının ise BC'ye eşit olduğunu biliyorum. Çünkü A artı A'nın değili 1'e eşit olacak. 1 çarpı BC'den sonucun bir. Bc olacak. Dolayısıyla şu işlemi burada yani bunu bu şekilde yazmam fonksiyonda herhangi bir değişiklik oluşturmuyor arkadaşlar. Şimdi bunu açmak istiyorum. Bakın ilk kısmı aynen yazacağım. AB artı A'nın değili artı şurada çarpımın toplam üzerine dağılmasını yapıyorum. Bakın BCA artı BCA'nın değili. Şimdi bu ifadeleri bakalım. Şimdi bakın. AB terimi şurada AB terimini görüyorum. Bakın A'nın değili C terimi şurada A'nın değili C terimini görüyorum. Yani şöyle göstereyim şu ikisinde. Bakın şu iki terimi birbiri içerisinde AB parantezini alırken şu iki terimi de birbiri içerisinde A'nın değili C parantezini alacağım. Yapalım. Bakın AB parantezini aldım. Şu iki terimi şöyle AB parantezi diyelim. Şu iki terimi şu ikisini de A'nın değil C parantezine alacağım. Şimdi burada AB parantezini aldığım zaman 1 artı C kalacak. Artı diyorum. Bakın şu ikisini A'nın değil C parantezine alırsam 1 artı şurada B ifadesi kalacak. Bakın şu kısım sonucu 1. Aynı şekilde şu kısım sonucu 1. Burada AB artı A'nın değili C şeklinde karşıma çıkmış olacak sonucum arkadaşlar. Evet yeni örneğimize bakalım. Bakın bu ifade örneğin parantez alma işime yarayabilir. Çünkü çok fazla yani bütün terim her bir terimin içerisinde her bir yani ifadenin içerisinde her bir terimin mevcut. Dolayısıyla parantez alma işlemini kullanabilirim. Örneğin mesela şu ikisine baktığımız zaman burada A'nın değili B'nin değili parantezini alırsam C'nin değili C'yi elde edebiliyorum. Şu ikisine bakıyorum. Mesela burada A, C'nin değili parantezini alırsam da B artı B'nin değili elde ediyorum. Mesela bu işlemi yapalım. Bakın şu ikisini de kendi içerisinde parantez alacağım. Şu iki ifadeden A'nın değili, B'nin değili parantezini alıyorum. Bakın C'nin değili artı C şeklinde. Artı son iki ifademi de A'nın değili, C'nin pardon A, C'nin değili parantezini alıyorum. Buradan B artı B'nin değili gelecek arkadaşlar. Bakın şu kısım 1. Aynı şekilde şu kısım 1. Neden? Çünkü burada B 1 ise değili 0 ya da B 0 ise değili 1 olacak. Her halükarda ifade içerisinde bir tane 1 karşıma çıktığı için sonucun 1'e eşit olacak. Dolayısıyla bu ifadenin sade hali A'nın değili B'nin değili artı A C'nin değili şeklinde olacak arkadaşlar. Devam edelim. Evet şimdi doğruluk tablosu nasıl çıkarılır? O çıkarılır ona bakalım arkadaşlar. Şimdi lojik devrelerde giriş değişkenlerinin alabilecekleri sayısal değerleri ve bu sayısal değerlere göre çıkışların durumunu gösteren tablolar doğruluk tablosu arkadaşlar. Yani burada bir giriş terimlerimiz var, giriş değerlerimiz var. Bu giriş değerlerine bağlı olarak bir de çıkış değerlerimiz var. Şimdi burada doğruluk tablosundan işte terim sayısına göre oluşan durum sayısı var. Burada örneğin en terimli bir girişimiz varsa iki üzeri en farklı durum karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi örneklerle daha iyi anlayalım bu durumu. Örneğin örnek birimizde giriş değişkenlerinin A ve B olduğu bir sistemde A artı B işlemi gerçekleştirildiğine göre A ve B'nin alacağı değerler ile çıkışta oluşacak değerler tablo halinde gösterelim. Doğruluk tablosu oluşturmaktan bahsediyor burada. E, giriş değerlerimiz, terimlerimiz A ve B. E, çıkışımız ise aslında A artı B işlemi arkadaşlar. Şimdi bunu doğruluk tablosu yaparken bakın. N dediğimiz terim sayısı burada 2'ye karşılık geliyor ki bu terimler A ve B değerleri. Dolayısıyla 2 üzeri 2'den 4 farklı durumum oluşabilir. Şimdi e, doğruluk tablosu dediğimiz tablo girişler ve çıkış ifadesinden oluşuyor arkadaşlar. Girişlerimizin durumları burada yazılıdır ve o durumların değişimine bağlı olarak çıkışın değeri de çıkış kısmına işlenir arkadaşlar. Şimdi bu örneğimiz için girişlerimiz kimler? Bakın A, B girişi, çıkışımız ise A artı B ifadesi. Şimdi A ve B terimine bağlı olarak yani iki terime bağlı olarak dört farklı durum oluşur dedik. Nedir bu durumlar? A'nın 0, B'nin 0 olma durumu. A'nın 0, B'nin 1 olma durumu. A'nın 1, B'nin 0 olma durumu. Ve A ve B'nin 1 olma durumu arkadaşlar. Şimdi bu her bir duruma göre, her bir kombinasyona göre çıkışın değerine bakalım. Örneğin A artı B ifadesinde A 0, B 0 ise toplam sonucumuz 0 olacak arkadaşlar. A değerimiz 0, B değerimiz 0, ise toplama işleminde bir tane 1 olduğu için sonucumuz Yine 1 olacak. Yani buradaki toplama işlemi arkadaşlar dediğim gibi e, sayısal bir toplama matematiksel bir toplama işlemi değil. Yani 1 bir ile 1'in toplamından 2 elde edilir demeyeceksiniz. Burada e, lojik yapı olarak yani lojik sonucumuzun aktif mi pasif mi ya da işte lojik 1 mi lojik 0 mı durumunu inceliyoruz doğruluk tablonunda. O yüzden bu işleme e, dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada bakın 0 ile 1'in e, A0 B1 iken sonucum bakın burada 1. A1 B0 iken her, iki tane 1 bakın e, herhangi bir 1 durumda sonucum yine 1 olacak. Bakın 1 durumu. Aynı şekilde A1 B1 ise sonucum 1 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla doğruluk tablomda bakın A artı B fonksiyonunun sonucunun e, 0, 1, 1, 1 şekliyle ve giriş deriminde bu şekilde olduğunu şu yapıya da doğruluk tablosu olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunu ekleyelim. Şuradaki toplama işleminin aslında veya işlemi olduğunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Çarpma işleminin ise V işlemi olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada aslında A veya B'nin sonucunu bize soruyor. A artı B'nin sonucunu değil arkadaşlar. Yani oradaki toplama işlemi aritmetik bir toplama işlemi değil. Veya kapısının işlemsel olarak karşılığı arkadaşlar devam edelim tekrar. Şimdi A ve B giriş değişkenlerine sahip lojik devrenin çıkışı A çarpı B şeklinde yani A ve B şeklinde gösterilmekteymiş. Giriş ve çıkışta oluşabilecek değerleri tablo halinde gösterelim. Yani doğrul tablosunu oluşturalım diyor. Bakın girişlerimiz A ve B girişleri. Çıkışım ise AB çıkışı. Yani A ve B. A and B çıkışı. Şimdi iki tane girişim varsa 2 üzeri 2'den 4 farklı durumum var. Bunlar 0, 0, 0, 1, 1 0 ve 11 durumları. Şimdi bu girişlere bağlı olarak bakın A ve B çıkışı. Şimdi A 0, B 0 ise sonucum 0. A 0, B 1 ise sonucum yine 0. Ne dedik? Çarpma işlemi ya da V işleminde Herhangi bir terim sıfır ise sonucum sıfır olacak. Dolayısıyla bakın burada da sıfır var. Aynı şekilde üçüncü e, girişlere bağlı olarak çıkışım sıfır olacak. Son durumda ise iki girişinde bir olduğu için çıkışım bir olacak arkadaşlar. Bu da bize doğruluk tablosunu verecek. Şimdi bakın güzel bir örnek var aşağıda. Şimdi giriş değişkenleri olarak isimlendirilen A ve B değişkenlerinin alacağı sayısal değerleri ve bu değişkenlerle oluşturulabilecek bütün işlemleri doğruluk tablosu ile gösterelim demişiz. Şimdi bakın şu kısım, şu kısım girişler arkadaşlar. Aslında şunların her biri farklı bir çıkış. Yani burada a'nın değil, b'nin değilini soruyor olabilir. A artı b'yi, a çarpı b'yi, a artı a'nın değilini, a çarpı a'nın değilini, işte b artı b'nin değilini, b çarpı b'nin değilini, a artı b'nin değilini ya da a'nın değil artı b gibi fonksiyonları çıkış olarak kabul etmiş olabiliriz. Şimdi buna bağlı olarak. Biz şimdi girişlerimiz A ve B ise iki tane terimimiz var. Dolayısıyla 2 üzeri 2'den 4 farklı durumumuz oluşuyor. Bunlar neler? 0, 0, 0, 1, 1, 0 ve 1, 1 durumları. Şimdi burada A'nın değilini üretirken ne yapacağız? A 0 olan değerler 1'e, 1 olan değerler 0'a dönüşecek. Dolayısıyla A'nın değili 1, 1, 0, 0 şeklinde. Bakın şu ikisi olacak ve dönüşüm bu şekilde gerçekleşti. Aynı şekilde b'nin değiline bakarken, bakın sıfır olduğu kısımlarda bir yazacağım. Yani sıfırın değili bir, birin değili sıfır, sıfırın değili bir ve birin değili sıfır şeklinde dönüştürdüm. Bakın a artı B'yi soruyor, yani a ve b işlemini soruyor. Bakın a sıfır ve b sıfırken bu e, işlemin sonucu sıfır. A sıfır b birken bakın bir tane bir var, dolayısıyla işlem sonucun bir. A1, B0 işlem sonucum 1. İkisi de birken işlem sonucum yine 1. Şimdi A çarpı B'yi soruyor. Bakın A çarpı B dediğimiz ifade aslında A ve B. Yani V kapısının ifadesi bu. Dolayısıyla burada işlem içerisinde bir tane 0 varsa çıkışımız otomatik olarak 0 olacak. Çıkışın 1 olma durumu iki teriminde, 2 giriş teriminde 1 olmasına bağlı olacak. Dolayısıyla bakın bu durumu ben sadece şurada sağlayabiliyorum. Şurada birken diğer her durumda bir tane sıfır oluştuğu için şu kısımlar sıfır şeklinde karşıma çıkacak. Şimdi bakın A artı A'nın değili. Bakın A artı A'nın değili. Şimdi burada bir tane bir varsa girişlerde sonucum bir olacak. İkisinin sıfır olma durumunda sonucum sıfır. İkisinin bir olma durumunda ise sonucun bir olacak arkadaşlar. Ki ikisinin bir olma durumu ya da ikisinin sıfır olma durumu gibi bir durum yok. Neden? Çünkü A ifadesi 1 ise değili sıfır olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şu kısımda bir elde ettim. Bakın şurada yine bir elde ettim. Şurada yine bir elde ettim. Bakın şurada yine bir elde ettim. Gördüğünüz gibi her durumda bir bulun bir eldesini buluyoruz. Neden? Çünkü e, A ifadesi 1 ise değili zaten 0'a eşit olacak. Ya da A 0 ise değili 1'e eşit olacak. Her halükarda ben bu ifadenin sonucunda 1 sayısını elde edeceğim. Aynı şekilde A çarpı A'nın değili ifadesine bakalım. Bakın burada A 1 ise A'nın değili 0 olacak. Bakın şuradan görelim. A 1 ise A'nın değili 0. Bakın 1 0. Sıfır. A 0 ise değili 1. 0 ise değili 1. Her halükarda bir tane 0 olduğu için sonucum her durumda 0'a eşit olacak. Aynı şekilde B artı B'nin değil de bakın B artı B'nin değilinde de e, her halükarda A sıfırken değili bir A birken değili sıfır olacağı için burada her durumda ben bir sayısını bulacağım arkadaşlar. Aynı şekilde B çarpı B'nin değilinde her durumda içinde bir tane sıfır olacağı için bakın B ve B'nin değil çarpımında bakın sıfırsa bir, birse sıfır, sıfırsa bir, birse sıfır şeklinde her durumda ben sıfır sayısını elde edeceğim. Şimdi A artı B'nin değili. Bakın A artı B'nin değili. Burada e, sayı terim içerisinde bir tane 1 olması sonucumun 1 olması için yeterli. Dolayısıyla bakın 0, 1 sonucum 1. Bakın 0, 0 sonucum 0. 1, 1 sonucum 1. 1, 0 sonucum 1. Bakın sadece e şu A'nın 0, B'nin de 0 olduğu durumda 0 elde ettik. Aynı şekilde A'nın değili B'ye bakalım. Bakın A'nın değili B'ye bakalım. 0 1 1 1 1 1, 0 0 0 1 0 1 Evet. Bu şekilde doğruluk tablomuzu elde ettik. Devam edelim. Evet şu ispatı yani De Morgan teoreminin doğruluğunu Doğruluk tablosunu ispatlayalım demiş. Şimdi terim olarak A terimi ve B terimi var. Dolayısıyla iki terim yani dört farklı durumum var. Şimdi girişlerimi yazalım. A, B. Şimdi çıkışlarım için bakın. A'nın değilini hesaplayacağım. B'nin değilini hesaplayacağım. A artı B'yi hesaplayacağım. A artı B'nin değilini hesaplayacağım. A'nın değili B'nin değilini hesaplayacağım arkadaşlar. Şimdi bakın 0 0 0 1 durumlarımız 1 0 ve 1 1. Şimdi A'nın değili bakın 0'lar 1'e dönüşecek. 1'ler 0'a dönüşecek. B'nin değilinde bakın 0'lar 1'e 1'ler 0'a dönüşecek. Şimdi A artı B ifadesine bakıyorum. Sistem içerisinde terimlerden birinin bir olması sonucun bir olması için yeterli. Bakıyorum bakın burada sıfır, sonucumuz sıfır. Bakın diğerlerinin hepsinde bir tane bir var. Sıfır, bir, bir, bir şeklinde sonuçlanacak. A artı B'nin değilini hesaplayacağım. Bakın A artı B'yi burada hesapladım. Bunun değilini demek sıfırlar bire, birler sıfıra dönüşecek. Şimdi A'nın değili B'nin değilini hesaplayacağım. Bakın A'nın değili B'nin değili. Şimdi sistem içerisinde bir tane sıfır olması sonucun sıfır olması için yeterli. Bakın şu ikisinde bir bir var sonucun bir. Diğerlerinde bir tane en az sıfır olduğu için sonuçlarım sıfır olacak arkadaşlar. Şöyle. Evet şimdi şu iki ifadenin eşitliğini görüyoruz ki De Morgan kanunu da bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize bakalım. Şimdi yine aynı şekilde A çarpı B'nin değilinin A'nın değili artı B'nin değilini eşitliğini doğruluk tablosu ile ispatlamamızı istemiş. Aynı şekilde iki tane terimimiz var. Giriş terimimiz A ve B. Bu ispatı yapabilmek için bakın A'nın değili B'nin değiline ihtiyacım var. Şöyle. Şimdi A çarpı B'ye ihtiyacım var. A çarpı B'nin değili. Ve A'nın değili artı B'nin değiline ihtiyacım var. Şimdi girişlerimin durumlarını yazıyorum. 0, 0, 0, 1, 1, 0 ve 1, 1 durumlarım. Şu ikisi girişlerim. Şunlar da olası çıkışlarım. Bu De Morgan kanunu yani farklı bir kanunu ispatlamak için. Şimdi A'nın değili için bakın sıfırlar 1'e dönüşecek. Birler sıfıra dönüşecek. B'nin değil için yine aynı şekilde sıfırlar bire, birler sıfıra dönüşecek. A çarpı B için bakın A çarpı B ifadesini yani A and B ya da A ve B ifadesini arıyorum. Dolayısıyla sistem içerisinde bir tane sıfır varsa, terimlerden herhangi biri sıfırsa sonucum sıfır olacak. Ki iki terimin de bir olduğu durum sadece son durum olduğu için diğerlerinde en az bir tane sıfır olduğu için sonucum diğer terimlerde sıfırken son terimlerin çarpımında bir olacak. A çarpı B'nin değinliğini üretirken bakın A çarpı B'yi ürettik. Buradan değinliği kolaylıkla üretebiliriz. Sıfırlar 1 bir olacak. Birler sıfır olacak. Şimdi A'nın değili artı B'nin değili için bakın şurada A'nın değilini ve B'nin değilini ürettik. Bu ikisinin toplamı yani VA işleminde herhangi bir terimde 1 varsa sonucum 1 olacak. İkisinin teriminde sıfır olması durumunda ise sonucum sıfır olacak. Bakın ilk üç terimde en az bir bulunduğu için terimlerden birinde sonucum bir olacak. Son terimde ise iki terimde sıfır olduğu için sonucum sıfır olacak. Evet, buradan da şu iki eşitliği görebiliyoruz ve bu eşitliğin doğruluğunu ispatlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet, bu dersimizde Boolean cebirine giriş yaptık ve temel özelliklerle birlikte Boolean Matematiğinin bütün özelliklerini işledik ve bunlara dair örnekler çözdük arkadaşlar. Doğruluk tablosu nasıl çıkarılır onu işledik. Bir sonraki dersimizde min term ve max term ifadeleriyle devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.